Volkanik bomba, patlamadan sonra havada uçuşan bir lav kütlesinin soğuması olan piroplastik kayadır. Bomba denilebilmesi için numunenin çapının 2,5 inçten büyük olması gerekir. Daha küçük örnekler lapilli olarak bilinir. Çapı 6 m'ye, 20 fit kadar olan numuneler bilinmektedir. Volkanik bombalar genellikle kahverengi veya kırmızıdır ve sarın kahverengi bir renge dönüşür. Numuneler havada uçarken yuvarlak hale gelebilir, ancak aynı zamanda bükülebilir veya sivrilebilir. Çatlak, ince taneli veya camsı bir yüzeye sahip olabilirler. Dış görünüşlerine ve yapılarına göre isimlendirilen birkaç çeşit volkanik bomba vardır. Volkanik bomba sınıflandırması Bombalar, oluştukları magmanın akışkanlığına göre belirlenen şekillerine göre adlandırılır şerit veya silindirik bombalar, düzensiz ipler ve damlalar olarak fırlatılan yüksek ila orta derecede akışkan magmadan oluşur. İpler, sağlam bir şekilde yere düşen ve kurdele gibi görünen küçük parçalara ayrılır. Bu nedenle şerit bombaları adı. Bu bombalar enine kesik de dairesel veya basıktır, uzunlukları boyunca yivlidir ve yassı veziküllere sahiptir. Küresel bombalar ayrıca yüksek ila orta derecede sıvı magmadan oluşur. Küresel bombalar söz konusu olduğunda, yüzey gerilimi püskürmeyi kürelere çekmede önemli bir rol oynar. İfusiform e veya bademe dönme bombaları, küresel bombalarla aynı işlemlerle oluşturulur, ancak en büyük fark küresel şeklin kısmı doğasıdır. Uçuş sırasında dönen bu bombalar uzun veya badem şeklinde görünür. Bu bombaların gelişiminin arkasındaki dönme teorisi, onlara fusiform bombalar adını da vermiştir mil bombaları bir tarafı diğerinden biraz daha pürüzsüz ve daha geniş olan uzunlamasına oluklarla karakterize edilir. Bu pürüzsüz taraf, bombanın havadan düşerken alt tarafını temsil ediyor. İnek turtası bombaları, oldukça akışkan magma orta yükseklikten düştüğünde oluşur, bu nedenle bombalar çarpmadan önce katılaşmazlar, yere çarptıklarında hala sıvıvır. Sonuç olarak düzleşirler veya sıçrarlar ve inek pisliğine benzeyen düzensiz yuvarlak diskler oluştururlar. Lav bombalarının dışı uçuşları sırasında katılaşırsa ekmek kabuğu bombaları oluşur. İç kısımlar genişlemeye devam ettikçe çatlak dış yüzeyler geliştirebilirler. Çekirdekli bombalar, daha önce birleştirilmiş lav çekirdeğini çevreleyen lav kabuklarına sahip bombalardır. Çekirdek, daha önceki bir püskürmenin yardımcı parçalarından kazara taşla kaya parçalarından veya nadir durumlarda aynı püskürme sırasında daha önce oluşan lav parçalarından oluşur.